Komedi Dairesi Başkanı Demet Akbağ, sunucu Şahin Irmak ve birbirinden ünlü isimlerle çok farklı bir komedi programı Güldürme Beni Show TV'de başlıyor. İşte merakla beklenen programdan son tüyolar. Komedi Dairesi Başkanı Demet Akbağ. Güldüren kazanıyor, evde uzun süre kalıyor. Gülen eve veda ediyor. Sunucu Şahin Irmak. Çok eğlenceli. Ve birbirinden ünlü isimlerle Güldürme Beni başlıyor. Her bir noktasına gizli kameralar yerleştirilmiş, sürprizlerle dolu bir ev. Eğlenceli, komik, muzip, birbirinden ünlü 7 isim ve onları komutlarıyla yönlendirecek olan canımız Demet Akbağ. Ünlüler bir eve toplanıyor, gülmemeye çalışıyor. Seyirci çok ama çok eğleniyor. Ekranların yeni kahkaha fırtınası Güldürme Beni'den ilk ipuçları. Gülmeme de iyiyim. Suzan kardeş mesela koltuğun arkasında gidip orada kahkahalar attı yani. Şimdi orada kendimizi tutuyoruz ama izlerken çok güleceğiz yani. Bu programda hepinizin çok yakından tanıdığı ve sevdiği ünlü isimler birbirlerini güldürmek için kıyasıya yarışacaklar. Güldürme Beni evinde güldüren kazanacak. En çok gülense eve veda edecek. Show TV ekranlarında bu yaz bambaşka bir komedi deneyimi yaşanacak. Demet Akbağ'ın birbirinden ünlü yarışmacılar ve konuklarıyla birlikte yaz ekranını eğlenceye boğacağı Güldürme Beni başlıyor. Biz gülebiliyor muyuz? Ben güleceğim. Ben de. Zamanla herhalde. Efendim? Yok bir şey. Eğlenceli içeriğiyle dikkat çeken programda Demet Akbağ, Komedi Dairesi Başkanı unvanıyla seyirci karşısına çıkıyor. Güldürme Beni'yi Ömür Sabuncuoğlu'na anlattı. Yazın Show TV ekranlarında olacaksınız. Evet. Yeni bir program var. Evet, yeni bir program var. Sadece yaz aylarında böyle birazcık seyirciyi gülümseten, azıcık onlara iyi gelen bir şey olsun istedik. Sadece yaz projesi bu. Hı hı. Yani yaz projesi dediğimiz işte yaklaşık 3 aylık haftada bir yayınlanacak bir eğlence programı. Hı. Bir güldürü programı diyelim. Komedi Dairesi Başkanımız Demet Akbağ'a göre eğlenceli bir format seyirciyi bekliyor. Biraz formattan bahsedelim mi oyuna geçmeden? Bahsedelim. 7 ünlü yarışmacıyı bir eve topladık. Onlara yarışmacı diyorum ben. Çünkü aslında bir yarışın içindeler. Hı hı. Yarış güldürme, gülmeme. Güldürme ve gülmeme üzerine. Güldüren kazanıyor. Evde uzun süre kalıyor. Gülen eve veda ediyor. Demet Akbağ epey terletecek yarışmacıları direktifleriyle. Doğaçlama oyunlar veriyorum onlara. Görevleri var. Bir sürü kameradan, evin her yerine döşenmiş bir sürü kameradan izliyorum. Ve her birinin kulağına fısıldadığım görevlerle minik hikayeler yaratıyorum. Ve onların da tabii ki doğaçlama yetenekleriyle, doğaçlama yaratıcılıklarıyla birbirlerini güldürmeye çalışıyorlar. Hadise bu. Bu programda hepinizin çok yakından tanıdığı ve sevdiği ünlü isimler birbirlerini güldürmek için kıyasıya yarışacaklar. Güldürme Beni evinde güldüren kazanacak. En çok gülense eve veda edecek. Programın kadrosu çok sağlam. Demet Akbağ'ın yanında yer alıp programın sunuculuğunu üstlenecek isim Şahin Irmak'la beraberiz. Dünyada birçok yerde yayınlanmış ve başarılı olmuş bir format. Birazcık şey tarafı beni heyecanlandırmıyor değil. İnsanları bir evin içine tak koyup orada hadi bakalım ne olacak durumu beni heyecanlandırıyor. Birisi çok eğlenceli. İçeride gerçekten çok neşeli tipler var. Neşeli arkadaşlarımız var. İçeriğimiz sağlam. Sürpriz çok şey çıkıyor. Ben seyircinin de çok güleceğini ve eğleneceğini düşünüyorum. Demet Hanım'la beraber biz daha çok kontrol odasında yani ben hem aslında sunucusuymuş gibi hem de işte kontrol odasından arkadaşlarımıza ani direktifler verip bir takım sürprizler yapıyoruz. Bir eve toplanıp bir taraftan birbirlerini güldürmeye çalışacak, diğer taraftan da gülmemeye çalışacak ünlülerimize gelince
Sinan Çalışkanoğlu, Ersin Korkut ve Suzan Kardeş. O isimlerden 3 tanesi. Mutluyuz yani, heyecanlıyız bir yandan da. Çok değişik bir işin içindeyiz. Burada yaklaşık olarak 25 tane kamera var şu anda. Ve evin içerisinde bir takım işte kulaklıklar var bizde. Çok değişik, çok heyecanlı bir iş. Her günde eğleniyoruz yani, eğlenmeye çalışıyoruz ve her günde birbirimizi daha fazla sevdiğimizi düşünüyoruz. İyi ki gelmişim. Çünkü değişik bir şey. Ve bütün dünyada olan bir format, evet. Bu birçok ülkede. Evet. Ve burada Türkiye'de de biz kendi aile, kendi geleneklerimize göre, kendi göreneklerimize göre, kendi adetlerimiz, kendi tür şakalarımız, onlarla çok daha farklı eğleniyoruz. Demet Akbay'la Şahin'in moderatörlüğünde, evet. Bu evde gördüğünüz gibi şu sonunda, evet. 50 tane kamera değil mi? 50 kamerayla, evet. Bizi izliyorlar. Serbest alanımız var ve şu sahnenin arkasında da bireysel performans gösteriyoruz. İnşallah bakalım, daha bir ikinci bölüme doğru gidiyoruz. Birinci bölüm yayınlandığında inan ki biz de çok merak ediyoruz. Çünkü şey, bu format yurt dışında olan rahatız. Bir format. Bu Türkiye'de yapıyoruz işte bunu. Güldürme Beni'nin çekimlerinde bir başka gün. Ünlülerimizden Sadi Celil Cengiz için nasıl geçiyor Güldürme Beni çekimleri? Benim için zor geçiyor. Birbirinden komik komedyenlerle, oyuncularla çalışıyorum. O anlamda şuralarım ağrıyor artık. Düşünsenize, karşınızda bir seyirci var ve gülmemeye çalışıyor. Gerçekten güldürmeye çalışan biri için herhalde daha zoru yoktur. Aslı Bekiroğlu da kahkaha dolu evin içinde yarışan isimlerden. Hep gülen bir isim o. Haliyle zor oluyordur gülmemeye çalışmak. Tutamıyorum. Ya tutmaya çalıştığım zaman gözlerim doluyor böyle beynimin baskısından. Her hafta en çok gülen kişi eve veda edecek. Aslı Bekiroğlu erken elineceğini düşünüyor. Elinirim ya, ben elinirim. Bu kadar beni güldürürlerse ben giderim. Usta oyuncu Mustafa Üstündağ da yarışmacılarımızdan biri. Onu evde en çok zorlayan isimler kimler acaba? Herkes çok zorluyor ama Ersin'le yan yana oturmamaya çalışıyorum. Yani çünkü bizim o yan yana olan diyaloglarımızda öyle laflar söylüyor ki gülüyorsun abi, yapacak bir şey yok yani. Tiyatro tabiriyle dalağa düşüklerden, o yüzden işi zor. Benim için çok uzun sürecek gibi gözükmüyor çünkü yani tutamıyorum kendimi. Ben, yani şeyde de öyleyim, tiyatroda da öyle, sette de öyle. Yani benim, yani bizde şey der, dalağa gevşek derler. Ben dalağa gevşek bir şeyim yani. Gülüyorum yani. Güldürme Beni evinin en iddialı isimlerinden Ersin Korkut'tan alıyoruz çekimden son ipuçlarını. Birine baktığınızda en çok kim güldürüyor sizi? Ben en çok Sinan güldürüyor, Aslı güldürüyor. Bazen kendi içimize gülüyoruz, elenmeyelim diye. O yüzden kendi içimize bazen gülüyoruz, kendimizi tutamıyoruz. Suzan kardeş mesela koltuğun arkasında gidip orada kahkahalar attı yani. Öyle görüntüleri var Suzan kardeşim. Bir başka iddialı isim Sinan Çalışkanoğlu. Seyircinin doğaçlama komediye doyacağını söylüyor ünlü oyuncu. Çok eğlenceli bir iş yapıyoruz. Yani elimizde bir tekst yok, bir senaryomuz yok. O anda aklımıza gelenler, doğaçlamalar, performanslar, Demet ablanın bize söyledikleri falan. Bir şekilde böyle ilerliyoruz. Yani çok eğlenceli bir iş. Her bir noktasına gizli kameralar yerleştirilmiş, sürprizlerle dolu bir ev. Eğlenceli, komik, muzip, birbirinden ünlü 7 isim ve onları komutlarıyla yönlendirecek olan canımız Demet Akbağ.